Sevgili terazi ve yükselen terazi burcu, bildiğiniz üzere Mars'tan sonra Güneş de birkaç gün önce burcunuza geçti. Enerjiniz canlanmaya başladı ve daha fazla göz önünde bulunacağınız bir aylık sürece girdiniz. Bu vesileyle tüm terazilerin doğum günlerini kutlarım. Son zamanlarda zihinsel olarak daha yorgun hissetmiş olabilirsiniz ve bu durum sağlığınıza da yansımış olabilir. Merkür bu hafta burcunuza geri gitmeye başlıyor. Tam bazı şeyler hızlanmaya başlarken birdenbire yavaşladığını göreceksiniz. Ama size tavsiyem bunu bir yenilgi olarak görmeyip tam tersi geriye bakıp aldığınız kararları tekrar bir gözden geçirme ve gördüğünüz hataları tespit edip düzeltmesini sağlayabilir ve yarım kalan işlerin tamamlanma süreci diyebiliriz. Özellikle yeni kararlar almak, imza atmak için uygun süreçte değilsiniz. Bir ortaklık veya iş birliği düşünüyorsanız bu süreçte bazı sıkıntılar oluşabilir. Bu yönde yeni bir girişimde ancak 18 Ekim sonrası bulunmanızı tavsiye ederim. Gelirlerinizde bu hafta bir artış olabilir, güzel bir haber alabilirsiniz. Ev ve aile içerisinde eş ve aile üyeleriyle bazı yanlış anlaşılmalar tartışmalara yol açabilir. Lütfen doğru anladığınızdan ve anlaşıldığınızdan emin olun. Çünkü hafta başı aile içinde oluşabilecek yanlış anlaşılmalar mümkündür. Lütfen fazla öfkeli davranmayın. Bu dönem imaj değişikliği veya güzellik estetik konularına karar almamanız uygun olacaktır. Bağırsak rahatsızlıklarına dikkat edip sağlıklı bir beslenme programı uygulamanızı tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin.